Her patates bilgisayara sahip Türk gencinin denediği, hala daha anlık 5000 oyuncuya sahip Mountain Blade Warband'i bu kadar özel yapan şey ne? Harbiden de bu oyun neden bu kadar tuttu? Neden hala daha insanlar Warband'e bu kadar sevgi besliyor? Bu oyunun grafikleri RDR2 seviyesinde mi? Diyalog sistemi ve görevleri çok mu kaliteli? Kombat sistemi çok mu tatmin edici, yoksa gergin görünüşlü adam var diye mi seviliyor? Hayır, hiçbiri değil. Gergin görünüşlü adam hariç bu bahsettiğim özelliklerden büyük oranda yoksul bir oyun Warband. Peki o zaman gerçekten bu oyun neden özellikle Türk oyuncu topluluğunda bu kadar tuttu? Bunun hakkında kısaca konuşalım. Mountain Blade çıktığı dönemden beri çokça beğenildi ve hala daha oynanıyor. Çünkü Warband sevdalısı bir oyuncunun bu seride aradığı şeyin demin bahsettiklerim olmadığını eminim. O zaman ben Warband'i neden bu kadar sevdiğimi, Warband hakkında kişisel görüşlerimi ve neden yalnızca Steam'de 105 saat oynadığımı açıklayayım. Diğer oynadığım platformları söylemesem daha iyi olur, sonra YouTube'dan banlayınca üzülmeyelim. Bu oyuna beni bağlayan şeylerin başında sunduğu geniş dünya geliyor. Gerçek hayattaki uygarlıklardan esinlenilip hazırlanmış krallıklar var oyunda. Mesela Nord Krallığı İskandinav bölgesini, Vaygir Krallığı Slavları, Kergitler Türk Moğol kültürünü, Sarınitlerse Arapları temsil ediyor. Daha sayamadıklarım var, onları da bir diğer videoda tüm askeri özellikleriyle beraber ayrıntılı şekilde inceleriz. İşte bu krallıklardan birini seçerek o krallığa özgü belirli bir şehirde oyuna başlıyoruz. Bu medeniyetlerle birlikte ayrıcalıkta asker gruplarıyla da karşılaşıyoruz. Yani bir krallığın atlokçuları düşmanın burnundan getirirken diğer bir krallığın piyadeleri 300 Spartalı ayarında olabiliyor. Warband'in geniş dünyasıyla beraber en güzel yanı özgürlükçü oynanışı bence. Bu da oyunun asıl tadı tuzu oluyor aslında. Şöyle bir düşünsenize. Hangi oyunda 500 askerle birlikte 10 tane çapulcuya dalabiliyorsunuz? Turnuvalarda rakipleri haşat ettikten sonra Blade'ye zaferimizi bahşedebiliyoruz. Söylesenize bunu kaç tane oyunda yapabiliyoruz? Tabii ki öyle bir oyun yok Mountain Blade haricinde. Haydut sığınaklarına basıp Kalradia'nın yargı dağıtıcısı olmak ya da o haydutlardan birisi olup köyleri yağmalamak tamamen sizin tercihinize bağlı. Fakat sonrasında doğacak sonuçlara siz katlanırsınız. Çünkü keyifli köylüyü yağmaladıktan sonra üzerinize kükreyerek gelen Nord birliklerini görünce deli taklidi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Eğer ki bir hükümdar sizi paralı asker olarak kabul etmesini istiyorsanız önce biraz büyümeniz lazım tabii. Ardından onun adına savaşıp toprak için ağlamak haricinde bir seçeneğimiz yok. Çok uzun süre savaşıp sadık bir adam olursanız kazandığınız lütuflar o kadar büyüyor. Paralı asker olmak ve hükümdarlardan toprak dilenmek istemiyor musunuz? Karadağ topraklarında diyar diyar gezip haydut kovalamanız lazım. Yer yer esir de düşeceksiniz ama önemli olan ayağa kalkıp yola devam etmeniz. Ordunuz sürekli çürümüş dana yediği için isyan mı ediyor? Boş verin. Her yolculukta böyle zorluklar olur. Her neyse. Daha sonra köyleri tek tek gezip para kazanma vaadiyle genç adamları toplayıp çapulcu kesmeniz gerekiyor. Tabii o gençlerden bazıları ölüyor ama yapacak bir şey yok. Doğanın bir kanunu sonuçta. Bu oyunda öyle büyük prodüksiyonlu oyunların sahip olduğu şeyleri aramıyoruz. Gidip kale kuşatması yapmak istiyoruz. Ayarlardan şehirlerin ismini Atina, Viyana diye değiştirip oraları fethederek zevk almak istiyoruz. Saatlerce mehter marşı açarak meydan savaşlarına girmek istiyoruz. Mesela ben de Bannerlord olmasına rağmen Warband oynarken daha fazla zevk alıyorum. Grafikleri kötü olabilir, animasyonlar artık küflenmeye durmuş olabilir, görevleri leş gibi olabilir ama bu oyunun havası farklı işte. Dediğim yalnızca bu tarz oyunları oynayanlar anlar zaten. Bunun diğer örnekleri de Left 4 Dead, CS 1.6 ya da GTA San Andreas gibi eski oyunlar. Yani form geçici, klas kalıcıdır. Bannerlord'un böyle olmamasının sebebi gergin görünüşlü adamın eklenmemiş olmasıdır.